Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İslam dini mensuplarını fakirliğe teşvik eden değil, zenginleşmeye teşvik eden bir din olduğunu hepimiz biliyoruz. İslam dininde dünyayı terk et, bir lokma bir hırkaya talim et. Böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış, böyle bir telkin ve tavsiye bizim dinimizde yok. Çünkü İslam dininin şartı beştir. O şartlardan iki tanesi de zengin olmayı gerektirir. Nedir onlar? Hepimizin bildiği gibi zekat ve hac ibadeti zengin olan Müslümanlara farz. Fakire fukaraya böyle bir zorunluluk yok. Öyleyse fakir kelime işaret getirmek, namaz kılmak, oruç kılmakla, oruç tutmakla yükümlüdür. Onu yaptı mı yeter. Ama zenginleştiği zaman yine o fakir de zengin olduğunda ona da farz olur. Dolayısıyla İslam dini zengin olmaya teşvik ediyor mensuplarını. Hatta ve en leyse lil insan illa ma sa ayet kelimesi var. İnsan için kendi kesbinden, kendi kazandığından başka yoktur diye maddi ve manevi kazanmayı teşvik var dinimizde. Hadis-i şeriflerde ise el kasibi Habibullah, yani çalışan, kazanan Allah'ın sevgilisidir, Allah'ın sevdiği kuludur anlamında. Hayrun nas enfeuhum linnas. Yani insanların en hayırlısı, İnsanları en çok faydası dokunandır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi başkalara muhtaç olan, el avuç açmaya mecbur kalmış insanın başkalarına ne faydası olacak ki? Maddi cihetten de, ilim bakımından, manevi cihetten de zenginleşmek İslam'ın mensuplarına yapmış olduğu telkinlerdir. Şimdi bu okuyacağımız yer için bu girizgahı yapmış oldum ben. Şöyle, İlem eyyühel aziz, dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır diye başlayan bir ders buradaki. Yani baştan da Bediüzzaman kaydını koymuş zaten. Yani fiilen, kesben, dünyadan elimizi çekmek değil, kalben dünyayı terk etmek lazımmış. Kalbin içerisine istediğin kadar zengin ol, dünya sevgisini, dünya malının hırsını katiyen sokmamak lazımmış. Dört tane gerekçeden dolayı. Bir, dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider. Yani dünyanın ömrü, özellikle insanın kendi şahsi ömrü. Dünyanın genel ömrü 4,5 veya 5 milyar yıl diye hesap ediliyor ama insan ömrü ne ki? Hele bu zamanda 70-80, hadi bilemedin 100 senelik olsun. Kısacık bir ömür. Bir göz yumup açmış gibi ömür geçiveriyor. Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi diye de Yunus Emre boşunu söylemiyor bunu. Üstad Hazretleri de 17. demada var hepinizin bildiği. Şu güzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diyor. Ömür çok çabuk geçiveriyor. Onun için dünyayı kesben, fiilen, çalışma noktasından değil, kalben terk etmek bunun için gerekli. Zevalin elemiyle o sahip olduğun şeylerin elinden çıkmasıyla visalin, onlara sahip olmanın lezzeti zeval buluyor. Yani lezzet de kalmıyor geride. Bu birinci madde. Bunun için kalben dünyayı terk etmek lazım. İki, dünyanın lezaizi, dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Üstad Hazretleri daha sonra yazmış olduğu Risale-i Nur'daki eserlerinde şu örneği vermiş. Bir üzüm yedirir bu dünya,
arkadan 100 tokat vurur gibi elem de çektirir. Ve hakikaten de öyle ya. Ya evlendik ama bir çocuğumuz olsaydı diyorsun. Oluyor, Allah veriyor 2-3 tane. O çocukların bazıları anne babaya anısından emdiği sütü burnundan getiriyor. Evlendiğine evleneceğine 1000 pişman ediyor bazıları. Bazıları da annenin babanın hayır duasını alan evlatlar da var. Bir üzüm yedirip dünya lezzetlerini. 3. Seni intizar etmekte, yani seni gözlemekte, beklemekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, süslü, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel adilen, öyle kabul edilen şey orada çirkindir. Dünyanın malı, mülkü, şanı, şöhreti, makamı, serveti bunlar dünyada kalan şeyler. Kabrin öbür tarafına o taraf kabul etmiyor bunları. Zengin bir adamın çocuklarına vasiyeti olmuş da öyle menkıbe gibi anlatılır. Vasiyetinde de şu var. Benim 2 tane kirli çorabım var. Benimle beraber onu kabrime koydurun evlatlarım der. Diğer vasiyetlerin içerisinde bir de bu varmış. Gel zaman git zaman o zengin adam ölmüş. Çocukları da vasiyeti okumuşlar. Hocaya demişler ki babamızın bir vasiyeti var. Mutlaka bu çorapların babamla beraber kabre konması lazım. Vasiyet bu. Tabii hocalar konuşmuşlar, tartışmışlar. Katiyen böyle bir şeyin kabre konması dinen caiz değil. Ve hocalar koydurtmamışlar. Başka bir vasiyetnamede ise baba çocuklarına diyor ki evlatlarım gördünüz ya kirli bir çift çorabı bile ben kabre koyduramadım, götüremedim. Siz de ona göre bu dünya malına değer verin demiş. Esas mesele de oymuş zaten. Yani çocuklarına mesaj vermiş. Dünya malı dünyada kalır. Ahirete götürülecek olan tek şey ameldir. Aman ha dikkatli olun. Dünyanın imkanları, malı, mülkü, serveti sizi ahireti düşünmekten alıkoymasın. Mesajıymış o. Bir de bunu konuşurken Osmanlı padişahlarının içerisinde en uzun padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bir böyle vasiyeti olmuş. Ve bir meşin torbası varmış. O torbanın kendisinden beraber kabre konmasını vasiyet etmiş. Koskoca Cihan Padişahı, yükselme devrinin en uzun ömürlü padişahı vasiyet ediyor. Ve vasiyetini açmışlar. O meşin de var. Meşinin de meşin torbanın kendisinden konmasını istiyor yazıda. Zembilli Ali Efendi de o günün Şeyhülislam'ı, diğer hocalar da var. O zaman onlar da tartışmışlar. Ne yapalım? Padişah vasiyetnamesi, bunu ne yapacağız? Konuşmuşlar. Nihayet katiyen böyle bir şey İslam dininde caiz değildir diye meşin torbayı kabre koymamak kararı çıkmış. Ama merak etmişler. Bu Cihan Padişahı neden o meşin torbayı ille kendisiyle beraber kabre konmasını istemiş? Açmışlar torbayı. Meşin torbanın içinden çıkan ne biliyor musunuz? 46 senelik padişahlık boyunca yaptığı bütün icraatlarının, faaliyetlerinin Şeyhülislam tarafından verilen fetvalarıymış. Ya Rabbi ben fetva istedim. Bana da bu fetvayı verdiler diye mahşer günü kendisine senet göstermek istemiş bunu. Tabi bu tabloyu gören Zembilli Ali Efendi hüngür hüngür ağlamış hocaların, alimlerin huzurunda. Ve demiş ki hey koca padişah hey.
Sen bizden fetva aldın ve bu icraatları yaptın. Ya biz ne yapacağız şimdi? Fetvayı verdik dinimize göre. Biz ne yapacağız şimdi? Diye padişahın bu hassasiyetini böyle hayranlıkla izlemişler ve zembilli gözyaşı dökmek durumunda kalmış. Yani bu dünyadan öbür tarafa götürülecek kefenden başka bir şeyimiz yok maddi olarak. Bir de amelimiz var, iyi ya da kötü. Öyleyse mal, mülk, para, pul, şan, şeref, şöhret, makam hep dünyada kalır. Öbür tarafta bunların hiçbirisi geçmiyor. Onun için dünya malı, mülkü, makamı, şöhretini de kalbe koymamak lazım onların sevgisini. Üçüncü madde bu. Dört, düşmanlar ve haşerat-ı muzurra arasında düşmanlar ve zararlı haşerat, yani yılan, akrep, çıyan, bunun gibi şeyler arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki muvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı muvazenedir. Allah Allah. Eğer insan kabre imanla girmeye muvaffak olmuşsa, %99 ahbabına, dostlarına kavuşmak vesilesi oluyor o kabre girme hadisesi, ölümle kabre ulaşma hadisesi. %99 sevdiklerine kavuşma vesilesi oluyor. İşte o tarafa geçen dostlar meclisinde bulunan insanın durumu gibi, dünya hayatında ise bir sürü insanın kendi iç dünyasında efendim rekabet var, kıskançlık var, haset var, çekememezlik var. Bir sürü duygular var insanda ve yaşadığı toplumda da seveni var, bir sürü sevmeyeni var filan gibi. Dolayısıyla kabrin arkası rahmet, kabrin bu tarafı önceydi ise azap gibi öbür tarafta böyle duygular söz konusu olmayacak. İmanla kabre geçen insanlar için. Mahaza bununla beraber Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Evet, bir saatlik dünya keyfi, bir ömürde alınan lezzet o demek yani. Bir saatlik lezzet gibi. İşte bu özellikle haram keyif ve lezzetleri terk etmeye Cenab-ı Hak davet ediyor ki kabrin arkasında senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet. Nasıl olsa bir gün ölüm meleği gelip bizi kayıtlı kelepçe alıp götürecek. O gelmeden önce biz gönül rızasıyla bu dünyanın fani keyif ve lezzetlerine, hasreten haram lezzetlerine tenezzül etmeyelim. Allah böyle istiyor zaten. Allah'ın istediği gibi hayat yaşayalım ki öbür tarafta rahat edelim. Fesübhanallah. Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazl-ı keremi o kadar büyüktür ki insana bedia, yani emanet olarak verdiği malı büyük bir semeni, büyük bir fiyatla insandan satın alır, ipka ve himaye eder. Yani altıncı sözü hatırlayalım. Orada Üstad Hazretleri Bismillah İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfüsehum ve emvaluhum bi ennehum cennet. Yani Cenab-ı Hak insanların nefis ve malını karşılığını cennet vermek üzere satın almıştır anlamına gelen bir ayet-i kerimedir bu. Allah bize hiç yoktan vücut denilen ruh ve duygularla dolu bir bedeni vermiş, emanet bunlar. Allah diyor ki benim size emanet olarak verdiğim bu malı bana gerisin geriye satın. Çok yüksek bir fiyat vereceğim, yani cennet karşılığında. Hem de sizin için muhafaza edeceğim diyor.
6. sözdeki izahı hatırlayarak bunu düşünelim. Her şeyimiz dediğimiz, sahip olduğumuz şeyler bize ait değil. Hepsi Allah'a ait. Allah da benim adıma bunları kullanarak bana satın diyor. Ta ki size bunların mükafatının karşılığında cennet olarak vereceğim diyor. Eğer insan o malı temellük edip bu mal bana ait diye sahip verip Allah'a satmazsa, bu organları, bu duyguları Allah namına kullanmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Yani kendi sorumluluğunu almış oluyor. Allah'ın vermiş olduğu emaneti. Halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Yani bu işi yüklenmeye kendi gücü, şahsi imkanları yetmiyor. Çünkü arkasını alırsa beli kırılır. Bu Allah'ın vermiş olduğu emaneti, bunun sahibi benim diye yüklenmeye kalktığı zaman beli kırılır. Eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. En nihayet meccalen fena olur, gider, yalnız günahları miras kalır. Evet, mümin de yaşar, kafir de yaşar, münafık da yaşar. Ama gerçek anlamda müminler Allah'ın emanet vermiş olduğu vücut nimeti başta olmak üzere bütün organlarını, bütün imkanlarını Allah'ın istediği gibi kullanırsa büyük bir mükafata öbür tarafta nail olur. Kafirler, münafıklar da yaşarlar ama günahlarını boynuna dolayarak öbür tarafa giderler. Ebediyen çıkmamak üzere cehennemde bedelini öderler. Bu arada müminim dediği halde imanın gereğini yapmayıp hem ibadet kaçkını hem de her türlü günahlara batmış olan müminler de var. Allah var mı? Var. Ahiret var mı? Var. Diğer iman rükünleri tamam. Yalan var, dolan var, iftira var, içki var, kumar var, zina var, her şey var. E bunlar ne olacak peki? E bunların da işi duman. Daha evvel konuştuk. Yani kalbinde hardal tanesi kadar imanı bulunan bir mümin mutlaka cennete gidecek. Ama günah kirlerinden temizlendikten sonra ancak onlar cennete girebilecekler. Bu dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uymamanın bedeli olarak o günah paslarından ateşle temizlendikten sonra hala kalbinde hardal tanesi kadar imanı bulunan temelli kalmayacak cehennemde, onlar da cennete girecekler. Bir ara hani söylemiştim size, bir Laz vaiz efendi vardı şeyde, Hacı Bayram Camii'nde. Cemaatte hep böyle Laz üslubuyla, Trabzon diliyle konuşuyor. Vaaz-ı nasihatte bulunuyor. Diyor ki bir gün, "Hacan cemaat, bu cennete gideceğiz. Emme ve lakin bir ütülenmeden gidebilsek." diyor. Yani elinde sonunda cennete gidecek ama yani cehennemden beri dolanıp ütülenmeden gidebilsek diyormuş. Ya ütülenmek değil, bu cehennem, cehennem ya. Bunun başka türlü izahı yok. Allah hepimizi oradan korusun, oraya girmekten muhafaza etsin. Öyle bir ütülenmek tabirini öyle kullanmış ama mesele ütülenme hesabı gibi değil. Yani ne kadar zaman süreceğini de Allah biliyor. O ateşli yanmak ne demek ya? Bir kibrit çöpünün alevine dayanamayan insanlar günaha girerken, günah işlerken ona göre hesap etmeliler. 200 bin derecelik cehennem ateşine nasıl dayanacağız ya? Allah hepimizi kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza etsin. Din kardeşlerimizin de uyanmasını, ayılmasını, gafletten uyanmasını nasip etsin diye dua etmiş olalım birlikte. Bir başka konu, İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim, ey aziz kardeşim, bil ki geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım mealinde olan ve aynı
قَدْ لَامَتْ بِلَيْلِ شَبِيبَتِ وَلَمْ تَنْتَبِهْ اِلَّا بِسُبْحِ مَشِيهِ. Bir Arap şairi bunu söylemiş. Bediüzzaman da çok hoşuna gitmiş. Arapçanın aslını almış. Bir de Türkçe mealini vermiş. Bir daha okuyalım onu. Geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi. Meğer ben gençliğimde uyumuşum. Gafletteymişim. Ancak ihtiyarlık sabahıyla uyandım mealinde olan şiirin şumuluna dahilim. Çünkü gençliğimde en yüksek bir intibah uyanıklık şahikasına zirvesine çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intibah, o uyanıklık intibah değilmiş. Ancak uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. Binaenaleyh medenilerin iftihar ile dem vurdukları tenevvür intibahları, yani aydınlanma filan devri diyorlar ya, aydınlanma devri, sanayi devri filan filan batı toplumları için söyleniyor bunlar genellikle. Yani milletçe topyekun uyandık anlamındaki iftihar ettikleri o uyanmaları benim gençlik zamanımdaki intibah uyanıklık kabilesinden olsa gerektir. Onların misali rüyasında güya uyanıp rüyasını halka hikaye eden Naim meselidir. Yani adam hala uyuyor. Uyurken rüyasında kendisini uyandığını zannediyor. Bir de başkalarına ben böyle bir rüya gördüm diye rüyasında rüya anlatıyor. Halbuki rüyasında onun o intibahı uyanması uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir naim, böyle uyuyan insan ölü gibidir. Yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir, uyandırabilir? Ey uykuda iken kendini ayık uyanmış zannedenler, umuru diniyede, dini işlerde, dini meselelerde müsamaha, yani hoşgörü veya teşebbühle, onlara benzemekle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ikazları da gerçekten çok önemli ve ciddi. Yani şu kadarını söyleyelim. Yani ehli dünya ile aramızda böyle münasebet bağları olsun. Biraz onlara da benzeyelim. Biraz yaşantımız onlar gibi de olsun. Filan gibi düşünenlerin çokları ahiretlerini de kaybettiler. Dünyalarını da kazanamadılar maalesef. Yani kendimizi belli etmeden hizmet yaparız filan düşüncesi içerisinde hoşgörü moşgörü adı altında öyle bir daldılar, yanlış işlere girdiler ki dünyalarını da kaybettiler, ahiretlerini de sıkıntıya soktular. Bunu anlıyorum biraz bundan. Bir de men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim bir kavme benzemeye kalkarsa o da onlardandır. Enteresan. Öyleyse Müslüman, Müslümanca, mümince, insanca inandığı gibi yaşamalıdır. Eğer biraz başkalarını benzeyerek yaşayalım derse, sahilden denize açıla açıla yanlış işler yapa yapa inandığı gibi yaşayamaz hale gelir ve bu sefer yaşadığı gibi inanmaya başlar. Dinini de kendi yaşadığı gibi anlamaya çalışır. Ya kardeşim, hangi zamanda yaşıyoruz? Allah Allah, bu zamanda faizsiz iş mi olur? O günün şartlarında faiz haramdı ama ya bugünün şartlarında faiz niye haram olsun demeye başlar. İnandığı gibi yaşamazsa
bu sefer yaşadığı gibi inanmaya başlar. Ne olacak canım ya, sarhoş olmadıktan sonra iki kadehden bir şey olmaz. Hem de Müslümanım der, hem de iki kadehden başlar, arkası da ayyaşlığa kadar gider. Akşamcılığa kadar devam eder. Bir yerden başladın mı, nerede duracağını bilemezsin. Şimdi bundan sonraki okuyacağım yeni yer bununla alakalı devamı gibi sanki. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim, masiyetin mahiyetinde günahların içinde bilhassa devam ederse küfür, inkar tohumu vardır. Çünkü masiyete, günahlara devam eden ülfet peyda eder. Artık o günahlarla iç içe alışkanlık elde eder. Sonra ona aşık ve müptela olur. Terkini imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetinin işlemiş olduğu günahlarının ikaba mucip olmadığını temenniye başlar. Yani kesinlikle bu kadarcık günah bir ceza meza söz konusu olmaz. Buna Allah azap etmez diye temenniye başlar. Bu hal böyle devam ettikçe küfür, yani inkar tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı, azabı, gerek darul ikabı, azap yerini, cehennemi inkar-ı sebep olur. Onun için Üstad Hazretleri 2. lamada Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında ne diyor? Günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor diyor. Her bir günah içinde küfre, inkara götüren bir yol vardır. Boşuna söylememiş Bediüzzaman Hazretleri. Onun için günaha götüren yollar dahi günahtır. Video var. Yani sen şimdi mesela zina günah. Ama göz zinası da var. El zinası da var. Ondan sonra bu WhatsApp, sosyal medyada yapılan karşılıklı yazışmalar, onlar da oraya götürüyor. Hepsi günah bunların. Ya ne olacak ya, WhatsApp'tan karşılıklı eğleşiyoruz. O bana yazıyor, ben onu yazıyorum diyorsun. Ama sen bal gibi günaha giriyorsun. Alışkanlık haline getirdiğin için de günahtan saymıyorsun. Bu işin gidişi nihayet seni uçuruma kadar götürebilir, Allah korusun. Onun için sosyal medyaya da çok dikkat etmek lazım. Çünkü hem belalı erkekler var, hem belalı, püsküllü belalı kadınlar da var. Kesinlikle bu tür tuzaklara insan düşmemesi lazım. Akıbeti çok sıkıntılı süreçlere kadar dayanır. Ve keza masiyeti tereddüt eden hacaretten, utançtan dolayı o masiyetin, o günahın masiyet, günah olmadığını iddia etmekle o masiyete muhteli olan, haberi olan melekleri bile inkar eder. Hatta şiddeti hacaretten, utancından dolayı yevmi hesabın, yani mahşer gününün, hesap gününün gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevmi hesabı nefyeden, o hesap gününü inkar eden edna bir vehmi bulursa, o vehmi, o hayali şeyi kocaman bir bürhan, delil gibi addeder, öyle zanneder. En nihayet nedamet edip pişmanlık duyup terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, kalbi kararır, mahvolur gider. El-iyazü billah, Allah korusun. Evet, söylenecek çok söz var ama burada bırakalım. Nasıl olsa ileride o lamaları okuduğumuz zaman daha geniş konuşuruz bunları. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Vahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.